İkinci yazılıya hazır mıyız Tonguç evladım benim? İnşallah hocam. İnşallah bismillah diyerekten ikinci yazılı ama din kültürü ikinci yazısına hazırlanmaya başlıyoruz Tonguç evladım benim. Bir kere biliyorsun ki yazı notlarımız çıktı. Birinci dönem ikinci yazılı tüm derslerin yazı notları burada var. Zaten hani dinde var, ondan sonra İngilizce'de var. Hepsi burada zaten teker teker hocanın soracağı yerlere dikkat çekerekten Tonguç evladım benim. Yazıda sonra hoca sorar. Bunu Türkiye'deki tüm kitapçılardan aşağıdaki açıklamada kendine yakın olanı bularaktan alabilirsin hemen. Aynı zamanda iyi butonundan alabilirsin. Ve burada bütün konular olduğu için bütün konular var mı hatta hocam? ilk konulardan sorabilir diyerekten onlara da atıfta bulunduk. Dolayısıyla bu inşallah matematik fen falan var değil mi hocam? Aynen bu yüz almanı sağlayacak diyoruz. Hemen başlayalım şimdi. İlk başta yapacağımız şey Tonguç evladım benim. İlk başta hemen hızlı bir şekilde bildiğimiz şeyleri bir tekrar edeceğiz. Ama çok hızlı tekrar yapacağız. Birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite. En fazla soru hangisinden gelecek biliyor musun? İki ve üçüncü üniteden soru gelecek. Çünkü birinci ünitede zaten ilk yazılımıza çıkmıştı. Ha, artık hani birazcık daha ikinci ve üçüncü ünite ağırlıklı. LGS için de faydası olur diye çalışacağız. Zaten şu anda yaptığımız şey direkt LGS. Başka bir şey değil. Aynı zamanda sonrasında eşleştirme sorularımız, doğru yanlış, boşluk doldurma sorularımız ve benzeri hocam, tablo sorularımız. Hocam bu kadar zor soru geliyor mu? Çok güzel bir sınav hazırladık sana. Gerçek sınav gibi sınav hazırladık. Ve dolayısıyla sınavda zaten bunlar karşına gelecek diyoruz. Hemen de dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ilk başta bilmemiz gereken kader inancını da hızlı bir tekrar yapalım. İlk bilmemiz gereken şey neydi? Kader ve kaza inancı. İnsanın iradesi ve kader konusu. Kaderle ilgili kavramlar. Hazreti Musa ve Ayetel Kürsü. Toplamda 5 tane başlığımız vardı. Kader ve kazanın ne olduğunu, kaderin Allah'ın ölçülü yaratılışı, kazanın o ölçülü yaratılışa göre olayların olması demek olduğunu, ilim, bilginin bilgi ve sonsuz bilginin olduğu, kudret Allah'ın her şeye gücünün yettiği, irade Allah'ın her şey Allah'ın iradesi altında olduğu, ölçü Allah her şeyi bir denge ve ölçüyle yarattığı ve sünnetullah'ın da Allah'ın sünneti demek. Yani süre gelen bütün fiziksel yasalar, kimyasal, evrensel yasalar aslında sünnetullah'ın içine girer ki evrensel yasalar hangileriydi? Kimyasal. Hayır saçmalama kimyasal yasalar. Fiziksel yasalar. Biyolojik yasalar toplumsal. Ve toplumsal. 3 tane din dersimizde 3 tane yasa vardı. Ve fiziksel yasalar madde ve enerjiyle alakalı. Aynı zamanda biyolojik yasalar işte benim canlılık şu elinin hareketi falan filan embriyo falan onlarla alakalı. Ve toplumsal yasalar da göç, miras, evlenme, boşama gibi bunlarla alakalı diyoruz. Külli irade Allah'ın iradesi. Yani Allah'ın gücü her şeye yeter, her şeye kadirdir. Ve bizim ırkımız... Nerede doğduğumuz, işte aynı zamanda annemizin babamızın kim olduğu, zenci mi beyaz mı olduğumuz, işte genetik özel hastalık, böyle genetik hastalıklar falan bunların hepsi külli iradeye giriyor. Cüz'i irade ise bizim kendi kendimize. Mesela sen eğer sigara içip hasta olursan bu cüz'i iradeye giriyor. Mallık. Ama sen doğduğunda zaten hani sakat doğduysan bu külli iradeye giriyor. Ha. Dolayısıyla tabii burada bazen şunu bilmemiz gerekiyor. Cüz'i irade bizim kendimizi seçiyor. Arkadaşlarımız, aynı zamanda işte aldığımız notlar, biz çalıştığımız mı çalışmadığımız için takip böyle ettiğimiz sayfalar. Gibi gibi. Aynı zamanda kaderle ilgili kavramlara baktığımızda ecel, aynı zamanda ölüm zamanımız, ömür, yaşam süremiz, emek, çalışmak ve rızık da bunun çalışmanın karşısında elde ettiğimiz gelir. Sadece para değil, bir mükafat da olabilir. başarı da olabilir. Tevekkül, Allah'a güvenmemiz demek. Ne yapıyoruz? Ama doğru tevekkül anlayışında çalıştıktan sonra geriye kalanı Allah'a bırakmak. Yani ilk başta çalışacaksın ve hani sana düşen görevi yapacaksın. Sonrasında Allah'a güveneceksin yani tevekkül edeceksin. Başarı başarısızlık da tabii ki insanın iradesine bağlı, cüz'i iradeye bağlı. İnsan çalışırsa başarılı olur, çalışmazsa başarısız olur. Dolayısıyla bu kendinden kaynaklanır. Hastalık, sağlık da aynı şekilde. Hem doğuştan gelenler var hem kendimizin kendimize yaptığı kötülükler var. Hastalık ve sağlık da aslında Allah'ın ölçüsü içerisinde geçen kavramı. Hazreti Musa'ya baktığımızda o zaman Kelimullah. Yani Allah'ın kelimesi olarak geçiriyor. Ve aynı zamanda Tevrat indirildi Hazreti Musa'ya. İsrailoğulları kavmine gönderildi ve Firavun'a karşı mücadele etti ve Hazreti Harun da onun kardeşi olarak Firavun'a karşı mücadelesine ona destek oldu diyoruz. Pis Firavun. Evet tebrik ediyorum. Çok güzel bir hikayesi var Hazreti Musa'nın da. Ondan sonra Allah'la konuştuğu için aslında Hazreti Musa'ya
Kerimullah da diyoruz. Ayet-el Kürsi'ye baktığımız zaman Bakara'nın 255. ayeti ve Hay, Kayyum, Ali, Azim gibi Allah'ın yüce sıfatlarını, Hay canlı, daima diri demek. Kayyum demek her şey üzerine hüküm sahibi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Ali demek yüce demek. Azim demek ulu, yüce ve her şeye gücü yeten demek. Dolayısıyla Ayet-el Kürsi de bu yüce sıfatların içinde geçtiği mükemmel bir ayet. Hatta ne diyoruz? Hani annelerimiz, babalarımız Ayet-el Kürsi oku derler. Gitme, bir korunma duası olarak da geçer halk arasında. Peki zekat ve sadakada ne bilmemiz gerekiyor? Burada dört başlığımız var. İslam'ın paydalaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem, zekat ve sadaka ibadetinin ne olduğu, Hazreti Şuayb Aleyhisselam ki peygamberlerden bir tanesi ve Maun suresine bakacağız. Şimdi İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemde iyilik, paylaşma, yardımlaşma aslında bunlar hep İslam'ın içinde olan kavramlar. Hatta bunlara ilgili ne vardı Tonguç Eren Bey'im? Yardımlaşma kurumlarımız var. Kızılay. Aynı zamanda Yeşilay başka bir şey. Yeşilay böyle şeyleri zararlı alışkanlıkları. Zararlı alışkanlıkları engellemek için olan bir şey aslında. Hani Kızılay ne yapıyor mesela, hatırlıyor musun? Kan bağışı yapıyoruz. Deprem öncesinde işte deprem sırasında insanlara çadır veriyor, yardımcı oluyor. Onun gibi. Aynen hocam, çok. Şimdi Erhan'ım, peki hemen sana şunu da söyleyeyim. Evet, hemen şöyle yapalım. Aynı zamanda İslam'ın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemde şunu da bilmemiz gerekiyor Tonguç Eren Bey. Burada bir sürü şeyimiz var. Ne diyor ona? Evet. Tebrik ediyorum seni. Burada. Evet, değil. O zaman tamam. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im, şunu da bilmemiz gerekiyor. Zekat ve sadaka ibadette infak aslında Allah yolunda vermek demek. Öşür aslında Allah yolunda verilen sadakanın eski zamandan gelen bir çeşidi. Sadaka dediğimiz şey ise hani illa maddi olmak zorunda değil, manevi sadakalar da var. Bir yetimin başını okşamak ve benzeri güzel sözler. Fitre dediğimiz şey Ramazan'da verilen sadaka. Sadaka-i cariye sürekli sadaka. Sadaka-i cariye sürekli sadaka demek aslında. Ve aynı zamanda hani mesela bir çeşme yapmışsın, bir köprü yapmışsın, sürekli sen ölünce de o devam ediyor sadaka vermeye diyoruz. Aynı zamanda Hazreti Şuayb'a baktığında Hatibül Enbiya, yani peygamberlerin hatibi, çok güzel sözlü bir peygamberdi Hazreti Şuayb ve Medyen ve Eykelilere gelmişti. Ölçü ve tartıda hile yapmayın demişti ve tevhid inancını savunmuştu. Tabi onlar da ona zulmetmişti. Aynı zamanda Maun suresine baktığımız zaman iyilik ve yardımlaşma üzerine kurulu bir sure ve Maun suresinde İnsanlara sürekli iyilik ve yardımlaşmayı öneriyor demiştik. Geldik din ve hayata. Oo. Din, birey ve toplumda şunları hemen hatırlayalım. Din ve bireyin ilişkisi, birey ve toplum arasındaki ilişki. Aslında din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen süper bir Allah'ın kanunlar grubu diyebiliriz. Dinin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat şeklinde dört temel boyutu var. Onu bilmemiz gerekiyor. İnanmak, zaten Allah'a inanıyoruz. Ahiret gününe inanıyoruz. Öldükten sonra diyeceğimize inanıyoruz. Sonra ibadet ediyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac ve benzeri. Ahlaklı bireyler oluyoruz. Hepimiz işte toplumsal düzen için hem de kendi özbenliğimiz için de ne yapıyoruz? Hani başkasının malına göz dikmiyoruz. Ondan sonra namusuna göz dikmiyoruz. İşte kendi diğer insanlarla ilişkimizi güzel sözlerle idare ediyoruz. Ve muamelatsa işte bu toplumsal ilişkilerin tamamına diyoruz. Tonguç Eren Bey'im diyoruz. Geldik artık sınavımıza. Evet, sınavımıza geldik. Ufak bir tekrar yaptık ama hepsi çok önemliydi gerçekten. Canlıların oluşumu ve gelişimi ile ilgili yasalara ne diyorduk Tonguç Eren Bey'im? Biyolojik yasalar diyorduk. Dolayısıyla hemen bunun yanına bir yazıyorum ve geçiyorum. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketli ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalara baktığımız zaman tabii ki fiziksel yasalar diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Dinen zengin olan bir Müslümanın ibadet niyetiyle her yıl malının ve parasının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesine zekat diyoruz. Sonuç herhalde benim, tebrik ediyorum seni. Zekat zaten hani belli insanlara, dinen zengin, nisap miktarını geçmiş insanlara farz kılınmış bir ibadet diyoruz. Aynı zamanda kişinin yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü önlem aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi dediğimiz zaman hemen ne diyeceğiz? Tevekkül diyeceğiz. Ama kendisine düşen görevleri yaptıktan sonra. Dinen zekat ve hac gibi mali yükümlülükleri yerine getirebilmek için zengin olmanın asgari zenginlik ölçüsüne biz nisap miktarı diyoruz. Sonuç herhalde benim, bunu da yazmış olduk.
Öldükten sonra da amel defterinin açık olduğu sadaka çeşidine baktığım zaman sadakayı cariye, yani mesela bir çeşme yapıyorsun, bir köprü yapıyorsun, bir kütüphane yaptırıyorsun, bir cami yaptırıyorsun. Sen öldükten sonra bile insanlar o şeyle şey yapabiliyor diyoruz. Bu da çok önemli bir şey, gerçekten de çok fark ettiriyor. Evet, geldik. Öldükten sonra da amel defterinin açık olduğu sadaka çeşidine baktığımız zaman, bunu yazdık zaten, süper. Ramazan ayında verilen sadakaya fitre sadakası diyoruz. Hemen neredeydi bakalım. Fıtır sadakası da denebiliyor. Fitre veya fıtır sadakası. Süper dikizim Donguç'um. İslam'da onda bir oranında toprak ürünlerine alınan zekat dediğimiz şey ise öşür aslında. O da hemen 8 diyoruz. Çünkü sorular seçici. Toprak ürünlerine alınan zekat. Güzel anlatımı ve tatlı üslubu nedeniyle Hazreti Şuayb'a verilen lakap. Hatibül Enbiya lakabını verilmişti. Çünkü çok güzel bir hatip gibi, hani hatip demek aslında bir şeye, gruba hitap eden, hitap etmek demek konuşmak demek, konuşma yapan insana verilir ad. Ve İslamiyet'te maddi ve manevi her türlü iyilik ve güzel davranışa biz aslında ne diyoruz sonuçta, sadaka diyoruz. Maddi de oluyor, manevi de oluyor. Geldik Allah'ın her şeyi görmesi sıfatı. Allah'ın her şeyi görmesi basar sıfatıyla adlandırılıyor. Burada var mı Tomuç Erhan'a, bakalım hemen. Evet hocam. Basar, harika, tebrik ediyorum, buraya yazdık. Allah'ın her şeyi işitmesi sıfatı. Orada da semi sıfatı. Evet, semi de burada var. Süper zekisin Tomuç'um. Nokta nokta aleyhisselam. Allah ile konuştuğu için. Semi Allah'ın önemli derken onu mu diyorsunuz? Semi Allah'ın önemli de. Evet, Allah her şeyi işitir. Süper zekisin gerçekten. Allah ile konuştuğu için Kerimullah lakabını almıştır. Tabii ki Hazreti Musa. Evet hocam, başında söylemiştiniz yazılı provasını. Tebrik ediyorum. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Tur Dağı'nda Hazreti Musa Allah'la konuşmuş. Hatta o sırada gerçekten ailesiyle iken ayrılmış ailesinden, bir çalının orada ateş görmüş. Çok güzel bir hikayesi de var. Kur'an'da geçiyor. O Kur'an'daki hikayeyi de okumanı isterim. Osmanlı Devleti'ne ihtiyaç sahiplerine gizli yardım yapmak için nokta nokta kullanılırdı. Casusluk. Hayır. Sadaka taşları. Ne diyorsun Eylül Hanım? Ben gizlice deyince hocam. Sadaka taşları kullanılırdı. Osmanlı Devleti'nde çok eskiden çok güzel gelenekler vardı. Mesela askıdaki ekmek vardı hatırlıyorsan. Böyle gidip oradan alıyorlardı ekmeklerini yoksullar. Bunu sadaka taşları da aynı onun gibi zenginler oraya koyuyordu. Kim kimin kime verdi belli olmadan sadaka verilmiş oluyor. İhtiyaç sahipleri de alıyordu. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilen Hatibül Enbiya'dır. Birinci derecenin akrabalara nokta nokta verilmez. Zekat birinci derecenin akrabalara verilmez. Çocuğuna versen Tonguç Erhan'ın benim para, o harçlık olur. O zekat olmaz. Veya baban bana zaten ne zekat verir ne harçlık verir. Annene babana zaten bakmak zorundasın. O birinci derecenin akraban. Saçmalama diyorum. İslam dininde yoldaki bir engeli kaldırmak hükmündedir. Evet, hemen sana söyleyeyim. Sadaka aslında yoldaki bir engeli kaldırmak. Aslında güzel bir sözle söyleyerek bunu yapabilirsin. Para da vererek bunu yapabilirsin diye düşünemiyoruz. Veya zamanla harcayarak da yapabilirsin. Dinin nokta 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 şeklinde dört temel boyutu vardır. Dinin boyutlarını söyler misin bana Tomuç Erhan'ım? İlk başta her şeyden daha önemli. İnanç. İnanç, mükemmel. İnanmazsanız Allah diyor ki hiçbir değeriniz yok diyor. Zaten hani o yüzden bir de diyoruz ki sınava girecek arkadaşlar, İlk başta inanmanız gerekiyor. Allah da aynı şeyi söylüyor. İlk başta inandıktan sonra aslında sonrası geliyor. Gerçek inanç, ama gerçekten inanmak, gerçekten de hissetmek. Sonrasında ibadet. Yani mesela burada namaz, oruç, zekat ya. Biz de ne yapıyoruz mesela bu şey için? Çalışıyoruz, ders çalışıyoruz değil mi? İlk başlanıyoruz, sonra çalışıyoruz Tonguç Erhan Bey. Sonra ahlak Tonguç Erhan benim. Dinde çok önemli bir yere sahip ve gerçekten erdemli bir insan olmak için de ahlaklı ve doğru düzgün, arsız bir adam olmamak gerekiyor. Ve aynı zamanda nokta nokta şeklinde muamelat. Yani ilişkiler demek aslında. Diğer insanlarla, toplumla ilişkiler ve düzenlemeler aslında. İşte insanlar birbirleriyle nasıl davranacak falan filan. Halk arasında fıtır sadakasına fitre de denmektedir. Demin de sana söylemiştim. Fitre ile fıtır sadakası aynı şey. Sadaka ve sadaka maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır diyoruz. Hemen geldik, doğru mu yanlış mı? Dinimiz sadece yakın akrabamızın ile en iyi geçmemiz önemli. Evet doğru. Saçmalama, dinimiz. Ben uzak akrabalarla fazla görüşmüyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Dinimiz herkesle iyi gör. Hatta tövbe o zaman. Bak şey diyor ki, bak çok enteresan. Çok güzel bir ayet söyleyeyim sana.
bir topluluğa girdiğiniz zaman selam verin diyor. Selamun aleyküm. Bazıları diyor ki niye gerek var kardeşim diyorlar işte. Bak Kur'an'da bunu diyor. Bazıları diyor ki ne gerek var ya, onlar kafir, onlar inanmıyorlar falan. Ondan sonra Allah bir ayet gönderiyor, diyor ki siz de eskiden öyleydiniz diyor. Niye selam vermiyorsun? Siz de eski öyleydiniz. Ondan sonra peygamberle buluştunuz da Müslüman oldunuz diye bir şey mi oldu yani? Hani siz de eskiden öyleydiniz diye ayet geliyor. Dolayısıyla inanan inanmayan, müşrik, kafir hiç fark etmez. Dolayısıyla biz toplumsal normlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir malın zekatının verilebilir. Hani mesela bazıları diyorlar ya, yabancı ülkeye gittiğimiz zaman onlar zaten kafir, istediğimizi yapabiliriz. Hayır. Onların da kendi düzeni var. Dolayısıyla hi guys, saygılı olmamız gerekiyor. Hi guys. Evet, I guys değil mi? Tabii I guys satıcıları genellikle. Bir malın zekatının verilebilmesi için o malın ihtiyaç fazlası olması ve üzerinden 2 yıl geçmiş olması. Yani gerçekten yanlış, saçmalık. Tamam canım, zekat sevdiğiniz mallardan vermedikçe kurtuluşa eremezsiniz diye ayet var. Yani gerçekten ben hani kullanmadığım kitaplarımı versem zekat olmaz mı yani? Sevdiklerinizden. Bizim için en değerli şey ne? Malımız, zamanımız değil mi? Onlardan vermedikçe zekat vermiş olmuyoruz. Onu unutma. Böyle kullanılmış böyle... Iskarta ayrılmışlar aynen. Olmaz yani. Zaten evinde giymediğin kıyafetleri veriyorsun, zekat ver. Öyle bir şey yok. Öyle... Gerçekten sevdiğin şeylerden vereceksin. O da en sevdiğimiz şey tabii ki hani... O an cebimizdeki para. O an cebimizdeki harçlığımız aynı zamanda. Ama bu insana ne veriyor musun? Paylaşma hissini artırıyor. Aa. O da çok güzel bir şey. Lütfen buna dikkat et. Maddi sadaka dinimizde daha sevaptır demiş. Hayır, böyle bir şey yok. Dinimizde maddi ya da manevi fark etmiyor. Bir insana bir güzel söz bile belki 100 milyon dolar vermekten ondan daha hayırlı. Emin misiniz hocam? Yani emin değilim çok fazla gerçekten de. Ama bu soruyu ben de geçiyorum. Evet. Zekat verilen kişi hiçbir şekilde incitilip küçük düşürülmemelidir diyor. Evet, doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında da zekat verdikten sonra veya sadaka verdikten sonra yetimlerin başını okşuyordu Peygamberimiz. Dolayısıyla iyi bir para verdikten sonra onu üzerine ne yapıyorduk? Hani böyle başına kakma. Bu çok yanlış bir şey. Bu çok ahlaklı. Al fakir bu senin olsun demek çok ayıp bir şey değil mi hocam? Saçmalık gerçekten. Böyle bir şey duymadım. Zekat ve sadaka ibadeti kişiyi cimrilik ve bencillikten korur. Doğru, gerçekten de paylaşma hissini arttırdığı için. Zekat veren kişinin malı eksilir. Yanlış. Zekat, dinimizde zekat veren kişinin malı eksilmez. Tam tersine Allah diyor ki bir verirseniz 7 veririm diyor. 7 verirseniz 70 veririm diyor. Dolayısıyla arttırarak vereceğini Allah zaten bize söylüyor. Ben Allah'a mı göreceğim, bankanın verdiği faize saçma sapan şey mi göreceğim? Allah'ın sözü daha değerli. Yardımlaşma ve paylaşma toplumsal birlik ve beraberliği arttırır. Yardımlaşma tabii ki doğru, çünkü zaten ne kadar paylaşırsak toplumda zenginle fakir arasındaki... Like'ları artıralım, paylaşımları artıralım. Evet, WhatsApp grubundan şey, videolarımızı paylaşalım. Zengin ve fakir arasındaki birliktelik birbirlerine daha yaklaşırlar ve birbirler arasındaki düşmanlık azalır. Zengin hani... fakir kardeşler orta hallik şeydir. Olmaz. Orada orta hallik evet, kardeş. Onlar da kardeş. Onlar da kardeş. Ne diyorsun İlhan'ı? Dinlersin bize. Nasıl sabit ediyorsun? Hocam onları? Ben maçlarla karıştırdım. Hazreti Şuayb'a kutsal kitapların Tevrat indirilmiş. Yanlış. Çünkü Hazreti Musa hocam biliyorum. Musa'ya Tevrat indirilmiştir diyoruz. Maun suresi halk arasında Ettayyatü suresi olarak bilinir. Tongçuların hayır, Ettayyatü başka bir sure. Maun suresi değil. Maun kelimesi iyilik ve yardım gibi anlamlara gelmektedir. Doğru, tebrik ediyorum seni. Ve din, ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? Sorularına cevap üretir Tongçuların. Evet, gerçekten de Allah diniyle aslında bizim ne olduğumuzu, niye burada olduğumuzu açıklıyor bize verdiği dinle. Hazreti Şuayb kavmine ölçü ve tartıyı tam yapmalarını ve şirkten uzaklaşmalarını öğütlemiştir. Evet, doğru, gerçekten de Hazreti Şuayb'ın öğütlerinden, en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü o dönemde Medyen ve Eyke halkında böyle bir düzensizlik var. Diyorlar ki işte biz bir ölçüden birazcık 100 gram, 50 gram falan filan. Böyle oyunlarla insanları hatta halbuki kendileri fiyatı kandırıyor. %200 artırıp sonra %50 indirip almak. Yüce bir varlığa inanmak insanın doğuştan getirdiği bir duygudur. İnsana doğuştan gelen bir duygudur diye cümleyi düzelteyim. İnsana doğuştan gelen bir duygudur. Tabii ki doğru, çünkü herkesin içinde bir inanma ihtiyacı vardır. Çünkü Allah zaten bunu bizim DNA'mıza kodlamış. İnanma ihtiyacı olmayan kimse yok. Yani bir adamı bir şeye bıraksan,
ıssız bir adaya bıraksan, hiç din, min, hiçbir şey bilmese, Kur'an, Muran, işte Robinson Crusoe, Tevrat, hiçbir şey bilmese, Robinson tek başına yaşamaya başlasa, bir şeylere inanlar, ne yapar biliyor musun? Oraya bir tane put yapar, ona tapmaya başlar. Çünkü bütün inanç, bütün şeylerde bir inanma ihtiyacı vardır. Hatta şu anda ateist, mateist diyoruz ya, onlar da aslında başka şeylere tapıyorlar. Neye tapıyorlar mesela? Ben diyor ki bilime taparım diyor. Gibi gibi. Herkeste bir inanma ihtiyacı var. Din insanın yalnızca maddi ihtiyaçlarını karşılar. Yanlış. Din insanın manevi ihtiyacını karşılar esas. Esas manevi ihtiyacını karşılar. Allah'ın en fazla hoşnut olacağı ibadetinden biri de sıla-i rahim. Yani akraba ziyaretidir Tunçer abim. Doğru. Çünkü gerçekten de akrabalarımız, yakın akrabalarımız bizim için çok değerlidir. Dini açısından da çok değerlidir. Hatta Cuma hutbesinde bu oldukça ciddi bir şekilde geçiyor diyorum. Hemen bakalım verilen bilgiler şu aşağıdaki ibadetlerin hangisiyle ilgilidir demiş. Maddi ve manevi şekilde yapabilir. O zaman sadaka. Azı dahi birçok biladan korur, sadaka. Allah rızası için yapılır, sadaka. Karşılık beklemeye yapılır, sadaka. O zaman cevabımızın azan olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane daha soru göstermek evet istiyorum. Hocam. Böyle hani birazcık daha İmam Hatip liselerinde ve birazcık daha dini eğitimi olan sert liselerde bunlar birazcık daha geçerlidir. O yüzden bunları da bilmemiz gerekiyor. Zekatla alakalı. Bir kere zekatı kim verir? Zengin olan her Müslüman vermek zorunda. Tabii dini ölçüde, dini nisabı açmış herkes. Nelerden verildi bir Tunç Eren Bey'im? Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler, ticaret malları, koyun, keçi, sığır, manda, deve, toprak ürünleri ve madenlerden. Peki kimlere verilmedir? Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmış yolcular, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, kalbi İslam'a ısınırmak isteyenler, Allah yolunda çalışanlar ve zekat memurları. Tevbe suresi 60. ayette geçiyor zaten. Bunların hepsi bir arada geçiyor. Peki altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler ve ticaret malları, yani gerçekten ticari insanlar için, yani ticaret erbapları için ne yapmalılar bu adamlar? 1/40 oranında zekat, yani %2,5 bir oran belirlenmiş. Hani bir düzen olsun diye toplumlar arasında. Aynı zamanda koyun keçi mesela. Koyun keçi de bu çiftçiler için ve benzeri, hani mal olan çiftçiler için 1/40 oranında. Aynı zamanda sığır ve manda da. Evet, 30 mandadan bir tanesini demek istiyoruz yani. Aynı zamanda hocam, her 5 deve için bir koyun, aynı zamanda toprak ürünlerine baktığımız zaman 10'da 1 oranında toprak ürünlerinde öşür diyorduk zaten, bunu hatırlıyorsan. Madenlerde de 5'te 1 oranında diyoruz ve süper bir şekilde. Şimdi senin yapman gereken şey aslında ne şu. Hocam ben? Yazılı notlarından bunların hepsini tekrar etmen. Aynı zamanda Tomuç Eren Bey'im, taktikli din kültürü soru bankamızdan sana çalışman gereken yerleri söylemek istiyorum Tomuç Eren Bey'im. Hemen ikinci yazılı özelinde söylemek istiyorum. Çünkü birinci yazılı soruları hani tamam onlar geçti. Kader ve şeye çok çalışmaya gerek yok artık. 50'den başlayıp Tunç Eren Bey'im, dinin temel gayesi olan Hazreti pardon 50'den başlayıp çok din, birey ve toplum sayfa 70'e kadar gelirsen, buradaki yeni nesil soruları da, beceri temelli soruları da çözersen mükemmel olur Tunç Eren Bey'im. Aynı zamanda bizim hocamız zor soruyor diyorsan 10'da 10 Zuhru Bankası'ndan, 10'da 10 Zuhru Bankası'ndan din kısmında hemen sana vermek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Tam sayfalarını veriyorum. İslam'ın paylaşma ve anlaşma verdiği önemden başlayıp sayfa 106'dan başlayıp Tonguç Eren Bey'im. Buraya kadar din, birey ve toplum, yani 115'e kadar yapmanı istiyorum. Bu soruları da yaparsan gerçekten çok güzel bir şekilde din dersindeki, hatta Dinamo Soru Bankası'ndan da çalışıyorum. Ben de Dinamo varacağım. Burada yazılıya hazırlık kısımları da var. Onu da söylemek istiyorum. Hemen İslam'ın paylaşmaya verdiği önemden başlayıp sayfa 34'ten başlayıp Tonguç Eren Bey'im, yeni nesil soruları da burada çözüp aynı şekilde buradaki yazılıya hazırlık kısımlarını da sana göstermek istiyorum. Tabii bu uzun bir ünite. Din, birey ve toplumda hemen burada evet şuraya kadar yapman gerekiyor Tonguç Eren Bey'im. Hemen sana söyleyeyim. Sayfa 60'a kadar. Yani sayfa 34'ten 60'a kadar yapman gerekiyor. Yazıyı mükemmel bir şekilde hazırlamış oluyorsun. Ödülü sorumuz, yap yorumları yol. Hadi bakalım. Şimdiden başarılar. Sağ olun hocam.